3 Haziran 2017 Cumartesi sabahından bir kez daha günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Günaydın Ankara'dan, aslında günaydın dileklerimizi iletmiştik ama belki radyolarını yeni açanlar vardır, yeni uyananlar vardır. Onlara da bir kez daha günaydın diyelim. Efendim, günaydın Ankara devam ediyor. İkinci saat diliminde, ki saat diliminin başında defalarca anonsunu yapmıştık. Çok değerli bir konuğumuzu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Lokman Hekim Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda bir ilişki terapisti, ilişki uzmanı operatör doktor Sibel Orçan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Sabahın erken saatinde sizi ağırladık. Dedim ki hocam gelir mi gelemez mi? Geldi, bir de cap canlı geldi. O bizi daha da mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun için de ayrıca bir teşekkür başlığı açmak istiyoruz. Deneyimli bir doktorsunuz artık. Kendi alanınızda hakikaten önemli işler yapmaya başladınız. İlişki terapisti olmanız da benim elimi güçlendirdi açıkçası. Çünkü sadece doğumu anlatmak aslında biraz da binanın temelinden bahsetmemek gibi oluyor. Ne dersiniz bilmiyorum. Çünkü o ilişkiye giden, ilişkiyi sağlamlaştıran, evliliğe karar verdiren, efendime söyleyeyim hamile kalmaya karar verdiren süreç de çok önemli. Psikoloji de çok önemli. Neler söylersiniz öncelikle bu konularla ilgili? Şimdi ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım ama eğitim aldıktan sonra, uzmanlık eğitiminden sonra bu işin bir kadının psikolojisini anlamadan eksik yapılabileceğini gördüm. Bir takım eksikliklerimi görüp hani aynı zamanda ilişki terapisti olmak istedim. Ve mesleki anlamda bana çok katkısı olduğunu görüyorum. Hastalarımdan da çok güzel geri bildirimler alıyorum. Çünkü bir kadın, dediğim gibi, hani psikolojisini anlamadan ona yardımcı olmamız çok mümkün olmuyor. Özellikle doğum gibi bir alanda. Ve tabii ki önce hamileliğe karar verme süreci, evet, çok önemli. Hı-hı. Şimdi bu konuda aslında şöyle bir sıkıntı da yaşıyoruz. Özellikle hamilelik konusunda anne olmaya hazır olmayan anne adayları görüyoruz. Yani karar verme süreci olsun, hamilelik kararının alınması olsun ve bunun yaşanması süreçlerinde sıkıntılar meydana gelebiliyor. Özellikle doğum sıralarında bu fobiyi yaşayan kadınların doğumunun daha zor olduğu, anne adaylarının daha zor olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Evet, tanıksınız bunlara. Evet. Nasıl hazırlanmak lazım öncelikle bu sürece? Annenin, anne adayının öncelikle nasıl hazırlanması lazım? Şimdi tabii kadının modern yaşama girmesiyle, okumasıyla, iş hayatına girmesiyle beraber evlilik yaşları biraz gecikti. Biz hani istiyoruz ki 35 yaşın altında kadın doğurganlığını tamamlamış olsun. Ama aynı zamanda ilişki terapisti olduğumuz için de diyoruz ki ilk 3 yıl mümkünse çocuk sahibi olmayalım. Bir önce evlilik bir otursun, ilişki otursun. Ondan sonra hani zemini, bir temeli sağlam yapalım. Üstüne çocuk gelsin istiyoruz. Bizde de enteresandır. Tam tersine hemen çocuk yapalım. Hemen çocuk. Evlilik daha iyi olsun, daha oturaklı olsun. Aman adamı bir yere kaçırmayalım, adamın gözü dışarıda olmasın dışarıda falan olsun diye. Tam tersi. Bu işi birazcık öne almak adamı daha çok dışarı kaçırmaya doğru gidebiliyor. Şöyle... İlk 3 yıl önce bir ilişki otursun istiyoruz. Dediğim gibi hani bir evlilik otursun. Evlilik kurumu sağlam temeller üzerine olsun. Ama bizim kültürde ne var? İşte evlenirler. Ben onlara hep şey diyorum. Yeni gelin anneler. Evleniyorlar. Bir sene sonra hemen çocuk sahibi olalım. Toplum tarafından bir baskı oluyor. İşte çocuk var mı? Çocuk var mı? Görürsünüz hani şimdi bayram da yaklaşıyor. Bir toplum içine girdiğin zaman ilk soru evlendin mi? İkinci soru da çocuk ne zaman? Birinciyi doğursunuz. İkinci ne zaman? Sorular bitmiyor. Çünkü maalesef, gerçi hani biraz önce de konuştuk sizle reklam arasında, iyiye giden bir durumdayız. Hani eskisi gibi değil işler. Artık hani gençler bilinçleniyor. Tabii. Yani sosyal medyanın yaygınlaşması, dijital medyanın hakikaten artık hayatın vazgeçilmezi haline gelmiş olması. Tabii yani şunu kabul etmek lazım ki çok gözle görülür bir oranda olmasa da, elle tutulur bir oranda olmasa da okuma oranımız da artmaya başladı. Evet, evet. Bir şekilde okuyoruz. Yani cep telefonundan okuyoruz. İşte tweetleri okuyor olmak bile aslında bir bilgi kazandırıyor. Her ne kadar doğruluğu tartışılmış olsa da bunlar son derece önemli. Ama yine de tabii ki kadının halen daha doğurganlıkla bir anlam kazandığı, söz sahibi olduğu bir toplumda yaşıyoruz. O yüzden bu baskılar bundan doğru kaynaklanıyor. Yani bir anne kızına hadi çocuğum doğur dediği zaman o kendi eski
dönemlerini düşünüyor. Yani kadının doğurganlıkla anlam kazanıp toplumda söz sahibi olabildiği, hele bir de şimdi tabii işler değişiyor ama doğuya doğru gittikçe bir de erkek çocuk sahibi olabilirse kadın biraz daha söz sahibi olabiliyor. İşte bir gelin kaynana çatışmaları da bundan kaynaklanıyor. Bir erkek çocuğu doğurduk birinci senede, söz sahibi olabildik, birazcık sözümüz dinlendi, adam yerine konduk. Ondan sonra evleneceğiz, ne yapacağız? Kaynana bunun farkında bile değil, geline kaptıracağız. Evet. Sanki söz sahipliğimizi kaptırmış gibi hissedip o duygu içine giriyoruz. Bir güç ve otorite göstergesi aynen olarak aslında öyle. Aynen değerlendiriyor öyle. Hala gerçek hı-hı. Özellikle doğu aslında yani basit düşünmek lazım. Ben hep öyle diyorum aslarıma, danışanlarıma. Yani sen neslin devamını gerçekleştirdin. Bu kadar. Bu kadar basit mi hocam diyor. Ben doğurdum işte, ne sancılar çektim, ne ağrılar çektim, ben neler yaşadım filan. Evet diyorum, tamam, hani tabii ki de annelik çok kutsal ama buna çok da fazla herhalde anlam yüklemememiz lazım. Aslında temel üreme, evet, yani doğanın, evet, tabiatın doğa bize vermiş tabiatın olduğu çok önemli bir meziyet aslında, öyle değerlendirmek lazım. Çünkü nesillerin devamı için gerekli olan bir şey. Peki ben şeyi sormak istiyorum, özellikle hamileliğe karar verme sürecinde erkeğin nasıl davranması lazım? Yani çünkü bu konuda da maalesef biz erkeklerin çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hamileliğe karar verme sürecinde erkeklerin çok aceleci olmasınlar. Yani ben görüyorum, hani eşlerden bir tanesi aceleci oluyor, bir tanesi de diyor ki hani biraz daha bekleyelim, şu ilişki bir otursun. Gerçekten öyle, hani 3 sene herkes için, bu 3 sene hani kanun gibi şart bir şey değil. Ama bir ilişki otursun en azından, bir aralarındaki bir hani kadın erkek ilişkisinde bir problem olmasın ki o çocuk sağlam temeller üzerine gelsin. Daha ilişki oturmuyor, üstüne bir çocuk, lohusalık periyodu, erkek kendini dışlanmış gibi hissediyor. Hani hep diyoruz ya, Türk kültüründe erkek dışarı gitmesin diye çocuk yapalım. Tam tersi, yani erkekle kadın, erkeğin de kadına ihtiyacı var ama kadın bebeği bulduktan sonra erkeği unutuyor. Evet, maalesef. Değil mi? Evet. Çok yaygın. Odalar ayrılıyor. Çok falan. Yaygın da bir davranış. Hı-hı. Özellikle işte kadınların erkek çocuk doğurması durumunda biraz daha fazla düşkün oluyorlar. Mesela bizim kültürde şey var. Çocukla uyuyan anneler var. Yani 8 yaşına gelmiş, 10 yaşına gelmiş erkek çocuğu halen anneyle uyuyor. Ki çok yanlış bir şey. Çok yanlış. Yani çocuğun her türlü psikolojik, cinsel gelişimi açısından çok yanlış. Diyoruz ki biz 6 ay, mümkünse 1 sene sonra çocuğun odasını ayıralım. Yani bırakın yatağını, odasını ayıralım. Yani bebeklik süreci tamamlandığında artık kendisine ait bir yatağı, belki de odası olması gerekiyor. Evet, evet. Çocuğun bireyselleşebilmesi için odasının ve yatağının ayrılması lazım. Evet, özellik kazanabilmesi için. Ondan sonra ne oluyor? İşte bir anneme sorayımlar oluyor evlendikten sonra, değil mi? Erkekler tarafından bir şey oluyor, ben bir anneme sorayım. İşte bunların çoğu annesiyle uyumuş erkek çocukları. Geçmişine baktığım zaman. Hocam, seni sormak istiyorum. Şimdi hala toplumda evlilik bir statü. Yani evet, böyle hı-hı, algılanıyor. Çünkü hı-hı, hani biz bekarız. Bir arkadaşımız evlendiği zaman artık o evlilerle takılmaya başlıyor falan. Hı-hı. Biz artık eskisi kadar görüşemiyoruz onunla. Ya da biz hı-hı, evleniyoruz. Bekar arkadaşlar aynı sistemde bulunuyor bize. Çocuk sahibi olmak da bir statü mü hala toplumda? Kesinlikle öyle. Yani önce bir evlilik kurumu gerçekleşecek ki evlilik kurumu bizim için çok değerli. Yani toplumun en önemli sağlam taşlarından biri. Evlilik kurumu sağlam olursa o toplum da sağlam olur. Yani yanlış yerlere doğru gitmez toplum. Ve bunun üzerine bir meyvesi çocuk dünyaya gelecek. Yani bizim için çok kutsal bir kurum. Doğum süreci de yine keza öyle. Yani hazır olmayan bir annenin gebeliğinde de sıkıntı yaşıyoruz. Psikolojik olarak hazır değilse doğumunda da problemler yaşıyoruz. Doğum sonrası da keza. Yani bu bir zincirleme şeklinde ilerliyor. Öncelikle şuna bakmak lazım. Yani bu çiftin ilişkisi oturmuş mu? Bu anne, bu kız çocuğu anne olmaya hazır mı? Önce evet, kadın mı? Ona bakmak lazım. Yani kadınlıkla anneliği birazcık birbirinden ayıramıyoruz bizim toplumda. Yani anneyiz. Böyle kadın olmak hep bir rafa kaldırılıyor. Sanki kadın olmak kötü bir şeymiş gibi. Hani annelik tabii ki de çok kutsal. Buna hepimizin saygısı var. Bir de eleştirirken de bir şey yapıyoruz. Hı-hı. Sen annesin, bir anne böyle davranır mı falan diye de ekstra hı-hı, sorumluluklar da yüklüyoruz. Yani zaten üzerinde ağır bir yük var. Biz onu daha da zorluyoruz. Daha da bir anlam katıyoruz. İşte. Mesela hepimiz annemizden falan şöyle hikayeler duymuşuzdur. Ben neler çektim seni doğururken, neler geldi başıma filan. Hemen bir çocuğu ne yapar? Regrese ederiz, down ederiz böyle. Evet, annem neler çekti. Bir suçluluk duygusuna girer. Aslında orada anne bilmeden bir ikincil kazanca doğru gidiyordur. Hani senden bir ikincil kazancı vardır, ya işgal edecektir ya bir şeyler isteyecektir.
Evet. Filan. Hemen bir kötü oluyor. Annem ne acılar çekti filan. Evet, bir önünü yapıyoruz. Evet, bu bir doğal doğum süreci. Evet, bir acılar çekilmiş olabilir ama şimdi buna çok toplumda siz de duymuşsunuzdur belki. İnanılmaz doğum hikayeleri var. Ben ne duydum meslek hayatımda, ne gördüm o hikayeleri. İlişki terapisi sırasında da hastalardan duyduğum hikayeleri, ne hastalardan gördüm, hani birebir danışanlarından ne duydum. Yani çokça efsane abartılmış bir şey. Evet, yani, evet, çokça abartılmış, anlam belki yüklenmiş. Olmayan şeyler anlatılmış. Evet, şimdi bizim doğum sırasındaki, hani biraz sonra belki ağrılarla ilgili de konuşacağız. O doğum ağrıları ona ne kadar anlam yüklüyorsak o kadar yüksek düzeyde oluyor. Yani bizim bilinçaltımızdaki anlamla doğru orantılı. Mesela bizim hastanemizde bir sürü değişik etnik kültürden hastalarla çalışma imkanımız oluyor. O yüzden bizim kültürle arasındaki farkları çok güzel kıyaslıyoruz. Mesela onlar nasıl doğum yapıyor bakıyoruz, izlemliyorum. Bizim Türk hastalarımız nasıl doğum yapıyor? Mesela yaklaşık 2 hafta önce bizim çok fazla Rus hastamız var. Çok da seviyorum onları doğurtmayı. Çünkü gerçekten hani o kültürde böyle bir doğum hikayeleri yok. Doğumla ilgili çok pozitif hikayeler var. Çok rahat, çok güzel doğum yapıyorlar. İşte 2 hafta önce yaptırdım hastamız, doğum yaptırdım. Dedim hani, şimdi Türk izleyenlerimiz var ama dedim ki bir Türk böyle doğuramaz. Pilates topuyla geldi. Elinde bir kronometre. 3 tane doğum kitabıyla beraber hepsini okumuş. Doğumun bütün evrelerini biliyor. Sancısı geldiği zaman kronometreyi tuttu. Pilates topunun üzerinde zıpladı. Bir de müzik kanalı açtı. Sancı'yla beraber dans eden bir gebeyi çok keyifli bir süreç şeklinde doğurttuk. Ve çok iri iyi bir bebekti. Biliyoruz. Aslında mesela tatile gidiyoruz. İşte Rusların çokça tatil yaptığı yerlerde tatil yaptığımızda. İşte bizim annelerimiz böyle çocuklara aman oraya gitme, aman oraya bilmem ne yapma, bakıyorsunuz onların çocukları son derece rahat. İşte rahat hareket edebiliyor. Zaten neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiği bir şekilde sınırları öğretilmiş. Öğretilmiş onlara. Gerçi Avrupa toplumlarında bir kat daha iyi o anlamda, özgüvenleri yerinde çocuklar. Yani çok sıkarak aslında aşırı korumacı bir anlayışla maalesef çocukları i̇şte çok işgal yapıyoruz. Ediyoruz çünkü biz böyle öğreniyoruz. Şimdi ben size bunları anlatıyorum ama kendi davranışlarımı da bazen aynaya bakıp gözlemliyorum. Hani Sibel diyorum, bunları anlatıyorsun, bak sen de yapıyorsun, sen de işgal ediyorsun. Mesela geçen bir 2-3 gün önce kızımın böyle suratını asık gördüm. Ne oldu dedi. Anne çok fazla komut veriyorsun dedi. Yani o kadar güzel özetliyor ki çocuk. Yani anne beni işgal ediyorsun diyor. Dediğiniz gibi mesela Rus kültüründe ne yapıyorlar ya da hani Avrupalı kültürlerde o mini club'larda çocuklar kendileri alıyorlar yemeklerini, kendileri yiyorlar ve annesi başında yedin mi işte köfteyi de ye, patates de ye filan gibi bir sıkıntı yok. Yiyeceğini tabii yer çocuk. O masalarda görüyoruz bizimkiler habire bir şeyler vermeye çalışıyor. Onu evet, yemedim, bunu yemedim, bunu falan diye. Hatta çocuğa yemediği için kızan bir anne tavrı ama öbür tarafta rahat rahat hareket eden bir anne tavrı. Tabii biz de öğreneceğiz. Yani evet, her şey zamanla olacak mutlaka. Efendim, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ilişki terapisti, operatör doktor Sibel Orçan'la sohbetimiz güzel bir şarkı arasından sonra devam edecek. Nihayet doğurmaya başlayacağız o arada. İnşallah. Sabura sabura aşkı itibarını
üstelik sen düşün, yalnızlık bir çöksün, keyfe keder sana aşk, sana ün. Bastasa kalbim aman, suratı dikiz aynı anda bir tuzak. Yolumda ağlaya ağlaya giderim, unuturum karma, ezer unutmak. Günaydın Ankara'da, saatlerimiz 8.17'yi gösteriyor efendim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ilişki terapisti, operatör doktor Sibel Orçan'la da sohbetimiz elbette. Şimdi nihayet doğum aşamasına geldik. Evet. Ki en zor aşamalardan bir tanesidir. Evet. Ve bu aşamada doğum korkusu. Hı hı. Hala ve her şeye karşın yaygın olan korkulardan bir tanesi anne adaylarında. Belirli bir nedeni var mıdır doğum korkusunun? Tabii. Türkiye'deki en yaygın nedenini söyleyeyim. Biraz önce konuştuğumuz gibi annelerin korkutması. Yani efsanevi doğum hikayeleri. Neler çektim ben, oradan oraya götürdük beni, o birinden götürdüler, orada doğuramadım, öbür tarafta doğurmuşum falan. Öyle değil mi? Evet, evet. İşte şimdi hep anneler getiriyor genelde kız çocuklarını. Ama zaten bana getirdikleri zaman öyle bir doğum korkusuyla ilgili kodlamalar oluyor ki kız çocuklarında. Sonra da diyor ki anne hocam aman normal doğuracak değil mi? Yani içimden diyorum, bazen dışımdan da diyorum. Diyorum ki sen bu getirene kadar, bu yaşa gelene kadar neler anlatmışsın bu kız çocuğuna. Yeşilçam filmleri de bunu desteklemiş. Ben gelmeden önce birazcık film izledim. Doğumla ilgili Yeşilçam filmlerini. Neler neler var. İzlemesinler onları. Hani o sahneleri izlemesinler. Yani çok eski filmlerde. İşte mesela 0-6 yaş dönemi çocuğun bilgilerin herhangi bir muhakeme geçirmeden direkt atıldığı dönem. Mesela bizde kadın günleri falan vardır, bilirsiniz, meşhur. Kız çocuklarda, erkek çocuklarda buna gider. Ve kadınlar burada doğum hikayeleri anlatıyorlar, anneler. İşte masada kaldım, yırtıldı, kanadı, patladı, çatladı bilmem ne. Ondan sonra aman hocam normal doğum yaptıracağız değil mi? Ben şunu söylüyorum, hani bakanlığımızın da çok güzel uygulamaları var. Hani sezeryan doğumun azaltılmasıyla evet, alakalı olarak. Hani normal doğuma teşvikle ilgili. Ama benim diyorum ki sezeryan doğumlarının Türkiye'de yüksek olmasının en önemli nedeni işte bu doğum korkuları. Anlatılan efsanevi doğum korkuları. Ben hep şunu söylüyorum hastalarıma. Hocam normal doğurabilir miyim diyor, soruyor. Diyorum ki doğum beyinde yapılan bir olaydır. Kadın genital organlarında yapılan bir olay değildir. Önce beyinde doğuracaksın, kafada. Daha sonra bebek oradan bir şekilde girdiyse bir şekilde çıkacaktır. Hani... Yani genital organların sağlıklı olması elbette kolaylaştırıcı bir durumdur. Tabii. Ama sonuçta beynen karar vermek lazım. Evet, evet. Hani biz evet, sigarayı bırakma meselesini konuşurken hep diyoruz ya kafada bırakacaksın. Kafada abi, bırakacaksın. Kafada evet, kıracaksın o sigarayı, ondan sonra bitireceksin diye. Hakikaten de öyle ama. Ben hastalara hep şey söylüyorum. Zihinde canlandırma yapın doğum sürecini. Yani gözlerini kapat. Ve sürekli 9 ay boyunca bebeğin o kanaldan çok rahat bir şekilde geçtiğini düşle. Çünkü zihin gerçekle bu zihinde canlandırma arasında çok bir ayrım yapamıyor. Gerçekmiş gibi algılıyor. Bunu beyinde oturtabilirsek gebelik süresinde doğumda çok rahat ve kolay bir şekilde ilerletebiliyoruz. Şimdi tabii çok güzel doğum kursları falan da var. İşte gebe yogaları var, egzersizleri falan, nefes egzersizleri nefes bizim için. Evet, nefes güzel teknikleri bizim için çok faydalı. Ama işte bu 0-6 yaş döneminde takılabiliyoruz bu bilinçaltı korkularda. Çünkü kodlanmış, çok güzel kodlanmış şeyler var.
O yüzden hani ben diyorum ki bu efsanevi doğum hikayelerini bilin ki annelerimiz bilerek yapmıyorlar. Bu biraz önce size anlattığım gibi ikincil kazanç için. Bak ben neler çektim, bana iyi davran. Seni doğururken neler çektim, bunu demek istiyor. Tabii tabii. Hemen böyle biraz gönülleri kırılsa işte İşte ben ne anneler gördüm falan filan yani. İyi de bizim standardımız başka anneler değil yani. Hı-hı. Biz seni standart olarak biliyoruz. Yani hastaları doğumdan korkutmayalım. Yani normal doğumdan korkutuyoruz. Sezeryandan da korkutuyoruz. Aman hocam sezeryan olmasın filan. Hani eskiden bir hafta kalırmış, şimdi sezeryan teknikleri de çok değişti. Ben hastaya diyorum ki ne normal doğumdan ne de sezeryandan korkmayın. Ama şunu da demiyorum. Filmlerde gördüğünüz gibi böyle pat diye de çıkmıyor bebek. Yaklaşık bunun bir... İlk gebeler için söylüyorum, 10-12 saatlik bir doğum sancı periyodu var. Ama bu sancının şiddeti size, sizin onu kattığınız anlam, yani bilinç dışında ona kattığı ağrının eşiği anlam kadar ölçülüyor. Yani ne kadar anlam katarsanız 2 birimlik ağrıyı beyin bunu 8-10 birimlik algılayabilir. Aynen. Evet, bütün olay beyinde bittiği için beynin algıları da aslında o süreci çok yönetmek açısından belirleyici diye düşünüyorum. Tabii, mesela şimdi epidural anestezi yapıyoruz. Bununla ilgili çok fazla sorular geliyor. Belden uyuşturma, işte prenses doğumu dediğimiz, belden aşağısını uyuşturuyoruz hastanın. İnanın o bilinç dışı korkular, ben onu görüyorum. Korkmuş hastalarda ne kadar biz uyuştursak da beyinden genital organlara giden kaslar, vajenine kasların kasılmasına neden oluyor ve doğumu zorlaştırıyor. Hep duyuyoruz hikayeler. İşte bebek çıkımda kalmış, kalp atışları azalmış, acil sezeryana gitmiş, şöyle böyle. Bunların ben iddia ediyorum, %90'ın nedeni bilinçaltı korkular doğumla alakalı. Evet. Peki şöyle bir mantık doğru mudur? İlk doğum korkusunda bebeğini sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde dünyaya getiren anne adayı bu korkuyu ikinci ve üçüncülerde atar mı? Tabii ki atar. Yani ilk iyi ya da atabilir mi? Atabilir. Yani güzel bir doğum geçirdiniz. Nasıl, şöyle söyleyeyim. Bir restoranta gittiniz, iyi bir yemek yediniz, bir daha gidersiniz. Ya da çok lüks bir restoranta gittiniz, 5 yıldızlı bir otele gittiniz, kötü bir yemek yediniz, önünden bile geçmezsiniz. Bunun gibi. Yani iyi deneyimlediğimiz bir şeyi beyin daha sonrasında tekrar deneyimlemek isteyecektir. Mesela ikinci, üçüncü çocuklarda da korku ilk doğumda zorlandıysa daha fazla oluyor. Mesela ilk doğumda zor bir doğum geçirdi. Hocam aman diyor, mesela benim geçen hafta yine doğurttuğum bir hastam vardı. İkna edemedik normal doğuma. Ve inanın yatırmışlar başka bir hastanede. Bir hafta suni sancı gitmiş. Bu kadın doğuramamış ve doğuramayacak bir kadın da değil. Bana geldiğinde dediler hocam yatıralım suni sanç takalım. Dedim bu artık kodlanmış, kapatmış. Çok zor bir doğum geçirmiş. Gerçekten anlatıyor. Yani travmatize olmuş. Ne yaparsanız yapın suni sancıyı o beyin tutmaz. Ve tabii şey, sezaryenle başladığınız doğumlarda sezaryenle gitmek gibi bir durumda söz konusu bildiğimiz kadarıyla. Evet, sezaryenle başladığımız doğumlarda sezaryenle gidiyorduk. Ama artık biraz işler değişebiliyor. Bazı hekim arkadaşlarım, ben yaptırmıyorum. Hani bir takım nedenlerden dolayı, ama yaptıran hekim arkadaşlarım var. Onlara da saygı duyuyorum. Sezaryen sonrası normal doğumda yaptırılabilir. Öyle mi? Tabii tabii, yaptırılabilir. Teknik yönden bir sakıncası olabilir mi peki? Yani şöyle, işte belirli bir yüzdesi var. O ilk sezeryanda attığımız dikişlerin açılma riski var. Ama bu çok düşük bir risk. Hani bu riski göze alan hastalar ve hekimler bu işi yaptırıyorlar. Gayet de güzel sonuçlar aslında elde edilebiliyor. Ama ben yaptırmıyorum, öyle söyleyeyim. Yani hekimlerin tamamen kendi tercihine kalmış. Hani ben o süreci, o kadar stresi yaşayamıyorum. Açık ve net söyleyeyim. Evet. Yani o rahim yırtılacak mı, şöyle mi olur, böyle mi olur filan. Çünkü anne kendi için çok değerli bir şeyi bize emanet ediyor. Kaldı ki siz de bir annesiniz. Evet, o yüzden kesinlikle daha hassas davranmak zorundasınız. Peki normal doğumla sezaryen doğum arasında ikinci doğumların süresi anlamında ne kadar bir zaman aralığına ihtiyaç var? Normal doğumda olsa, sezeryan da olsa, bir rahimin toparlanması için, annenin depolarının dolabilmesi için, besin depolarının özellikle dolabilmesi için minimum 2 yıl. Evet. Aslında bu 2-3 yıl kardeş arası yaşların da ideal olduğu. Aynen, değil mi? Aynen, kesinlikle. 2-3 yaş. 0-3 yaş arası anne ve bebek kendini aynı olarak algılar. Yani ilk 3 yaş bebek tamamen anneyle birdir. Anne onundur. Kimse onu işgal etsin istemez. Bu kardeş çatışmaları da özellikle aradaki yaşı 3 yaşın altında yaparsak daha çok görüyoruz. Evet. Yakın yaşlarda daha problem oluyor. İşte yine bizim kültürde vardır ya, aman beraber doğur, ikisi bir büyür, birbirlerinin kıyafetlerini giyerler, kardeş olurlar filan. Onun kıyafeti öbürüne kalır falan. Evet. Sanki babadan oğula miras bırakıyoruz falan diye. Yok, yani ilk 3 yıl o anne onun. Ona dokunmayalım. Evet. Mümkünse.
Ondan sonrası daha sağlıklı nesillerin yetişmesi için son derece önemli. Efendim operatör doktor Sibel Orçan'la, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ilişki terapisti Sibel Orçan'la sohbetimiz bir şarkı arasından sonra devam edecek. Siz de bize ulaşabilirsiniz elbette. 444-2406 numaralı telefonlardan, TRT Kent Radyo Ankara'nın sosyal medya hesaplarından. Az sonra yeniden buradayız.
3 Haziran 2017 Cumartesi sabahında saatlerimiz 8.30'u gösterdi bile. Günaydın Ankara. Bendeniz Özgür Yılmaz'la devam ediyor. Teknik yapımda Güray Çiçek de bizlere dahil oldu. Hoş geldi, sefalar getirdi. Efendim, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ilişki terapisti, operatör doktor Sibel Orçan'la sohbetimiz de bu arada devam ediyor. Soru, görüş ve önerileriniz için sosyal medya hesaplarımızın hala aktif olduğunu bir kez daha hatırlatalım ve Sayın Hocam'a soralım. Hangi ortamlarda doğum? Ya da daha doğrusu hekimin ya da hastane koşullarının sağladığı doğumla annenin beklentilerini karşılayan ortam ne şekilde örtüşecek? Şimdi öncelikle doğumda mahremiyet ortamı çok önemli. Güven duygusu önemli. Şimdi doğaya baktığımız zaman hayvanlar bile doğum yaparken, bir kediye bakın, köpeğe bakın, bir loş bir yere geçiyor. İnsanların çok fazla geçtiği yerlere, hayvanların çok fazla geçtiği yerlere değil, kendine bir ortam sağlıyor. Doğal ortamını. O yüzden işte ameliyathane koşulları ve oda koşulları bizim için çok önemli. Çok aydınlık, ışıklı bir ortamı tercih etmiyoruz. Hafif loş olmasını istiyoruz. Hastanın, gebenin sevdiği yakınları yanında olsun istiyoruz. Ben hani diyorum ki hep doğuma herkesi çağırmak zorunda değilsin. Sana pozitif enerji verebilecek, doğumu motive edebilecek yakınlarını çağır. Ve gerçekten de hastalarımız çok bilinçli. Doğum yapmış, deneyimli bir arkadaşlarını çağırıyorlar. Bu çok mantıklı, bakın. Evet. Daha önce iyi bir, güzel bir doğum hikayesi geçirmiş. Onu teşvik edebilecek yakın bir arkadaşını. Yani bir nevi doğum koçu oluyor ona. Belki de kimse onlardan daha iyi bilemez o süreci yani. Kesinlikle. Aynen öyle. Onu takviye ediyor. Bak şimdi şu olacak, bu olacak, işte nefes al filan. Çok güzel doğum koçluğu yapıyor yakın arkadaşları. Ayıp olmasın diye istemedikleri insanları çağırmasınlar. Tamam, desinler ki bilmiyorum ne zaman doğuracağım ama ani oldu doğum kararı. Bir de öyle alınganlıklar var. Doğumuna beni çağırmadın, beni niye nikah şahidin yapmadın falan. Zaten iki kişi nikah şahidin yapacaksın. Ameliyathanede bulunması gereken insan sayısı belli zaten. Yani bütün saz arkadaşlarımı alıp giremem yani ameliyata. Böyle de bir gerçek var maalesef. Evet. O yüzden hani ortam istedikleri gibi olsun, rahat olabilecekleri bir kıyafet olsun istiyoruz. Ben genelde doğum sancılarının hastanın kendi odasında çekmesini istiyorum. Hani oda, doğumhanenin sevimsiz ortamına sokmak istemiyoruz hastaları. Doğum masasında biz ona özellikle hemşire arkadaşlarla çok dikkat ediyoruz. Hasta aletleri görmeyecek. Hani ben görüyorum böyle işte hastanın gözü zaten direkt makasa gider. İşte orada ne varsa doğum aletleri falan, onları bir beni kesecekler şimdi. Düşünsenize tam doğum yapacaksınız, orada işte bistürler, makaslar. Başınızı döndürdünüz sol tarafta, evet, makaslar, bistürler, doğru. Biraz sonra başıma ne iş gelecek? Biz onu göstermemeye çalışıyoruz. Hani doğumun ne kadar doğal olabileceği ve hastanın, bebeğin başı gözüktüğü zaman masaya alıyoruz doğumhaneye. Ve hastane koşulları da çok iyi. Biz bu yönden bizim hastanemizde çok şanslıyız. Bizde doğum salonu, ameliyathane, poliklinik filan hepsi aynı kattadır. Herhangi bir aksilik olduğu zaman hastayı direkt sezaryana alabilmemizle alakalı ortam hazırlanmıştır. Yani bunlar bizim dikkat edeceğimiz koşullar. Yani ben Allah özellikle korusun, hayati bir tehlike ortaya çıktığı zaman anında müdahale edebilecek, aynen, hemen yan servislere çok yakın da olması gerekiyor tabii. Adıyla. Kesinlikle. Yani bebeğin kalp atışları doğum esnasında ani düşüşler gösterebiliyor. Her şey ne kadar yolunda gitse de bilemiyoruz o süreci. Bebeğin bir takım hareketler yapması lazım. Bir takım manevralar yapması lazım doğum kanalına girerken. Bazı bebekler bunu gerçekleştiremeyebiliyor. İşte biz o dönem devreye gireceğiz. Hani mesela hastalar diyor ki İşte şu doktora gittim çok güzel doğurttu, bu doktor şöyle doğurttu, böyle doğurttu filan, diyorum ki doğumu yapacak olan sensin. Ben sadece bir sıkıntı olursa müdahalede bulunacağım. Güzeli de odur, normali de odur aslında. Ben mesela ilk asistanlığa başladığımda kıdemli ablalarım, abilerim şey demişti, işte hocayı bir izle, çok güzel doğum yaptırıyor. İşte koşa koşa gittim, hocayı izleyeceğim, işte böyle manevralar göreceğim, işte nasıl bir dikiş atacak filan, ona bakacağım. Rahmetli hocamız, hiç unutmuyorum, Bülent hocam kenara geçmiş, hastayı izliyor. Evet evladım, yaparsın evladım. Ve çok sakin bir şekilde hastaya komutlar veriyordu. Doğum koşusu yapıyordu. Dedim yani, anladım sonra uzman olduktan sonra. Hani biz böyle bir anlam, biz de kadın doğum hekimleri olarak kendimi de eleştireyim. Bir anlam katmak istiyoruz işte. Çok güzel doğum yaptıracağım. Şöyle ben yapacağım. Ben başardım abi. Evet, ben doğurdum falan yani. Aynen, ben yaptım. Evet. Daha sonra işte psikoloji, psikiyatri eğitimleri aldıktan sonra psikoloji hocam şey demişti bana. Sibel, çok anlam yükleme buna. Yaptırdığım basit bir doğum. Kendimi çok kötü hissettim. Nasıl ya dedim, basit bir doğum mu yaptırıyorum? Ben çok anlamlı işler yapıyorum, doğurtuyorum hastaları filan. Hastalardan böyle çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Hani biraz bazen kendimizi yarı tanrı gibi hissetmek hoşumuza gidiyor. İşte ben doğurttum filan. Öyle deyince ona şimdi, bir eser gözüyle bakmak, evet, istiyoruz. Önce bir sanatçı, evet, evet, aynen, değil mi? Sonra bir kötü hissettim.
Nasıl yani, basit bir doğum, kendi yapıyor doğumu. Ben hiç müdahale olmayacağım. Bir sıkıntı olursa müdahale edeceğim. Sonra çok keyif almaya başladım bu doğum sürecinden. Evet, hasta kendi doğuruyor. Hakikaten öyle. Mesela tarlada doğum yapan anneannelerimizi, babaannelerimizi düşünün. Evet, evet. Kendileri evet. doğuruyorlar. Ama orada kötü hikayeler niye var? İşte kanaması olursa müdahale edeceğimiz koşullar yok falan filan. Bizim hekimler olarak yaptığımız, hasta diyelim bebek bir manevrayı yapamadı. Doğum kanalına giremedi. Acil sezaryen alıyoruz. Ya da doğum sürecini kaldıramadı. Acil sezaryen almak. Ya da hastanın kanaması oldu, kan takviyesi yapmak. Ve bir takım müdahalelerde bulunmak. Ben şunu gördüm. Ne kadar az hastaya dokunursak o kadar az zarar veriyoruz. Ne yani, kadar bu işe az müdahale olursa, yani öyle. Kenarda durup beklememiz lazım. Bir sıkıntı olursa müdahalede bulunmamız lazım. Güvenli koşullarda, sağlıklı kesinlikle koşullarda doğum öyle. Aslında kesinlikle bütün öyle. Esas. Yani onun bir süreci var. Anne karnında geçirmesi gereken, doğum sancısını çekmesi gereken bir süreç var. Ve hep şuna da inanıyorum. Ben anne o sancıları çekerken annenin doğuma girişiyle çıkışı bile farklı olur. Kadın olgunlaşıyor. Yani kız çocuğundan kadınlığa geçer o doğum sancısı periyodunda. Evet. Doğa bu kadar güzel. Şeyma Özden ulaşmış bize. Hı-hı. Demiş ki hocam, demiş, ben hamilelik sürecini yaşıyorum. 6. ayımdayım. Oruç tutamıyorum. Ha, çok güzel. Yani hamileler için oruç tutma konusunda bir şeyimiz var mı? Kriterimiz var mı? Ya da işte devir değişti. Hani hamileler artık oruç tutabilir mi gibi bir şey söylemiş. Tıp modernleşti, buna bir çözüm var mı? Yani herhalde öyle. Biz dedik ki çağ atladık, eskiden böyleydi işte, doğu toplumu böyle bakardı falan. Onlar da öyle değerlendirdi herhalde, öyle görünüyor. Çok güzel bir soru. Ben bu sorunun geleceğini biliyordum. Gelmeden önce biraz hazırlandım. Hani dini şeylere de baktım. Neler yazıyor? Bilimsel literatürü de birazcık taradım. Güzel bir soru. Ben şöyle söyleyeyim. İlk 3 ay gebelere diyorum ki sen bilirsin. Oruç tutmakla alakalı olarak. Çünkü ilk 3 ay bebeğin beslenmesi, çok annenin beslenmesi bağımlı değil. Zaten bilirsiniz hep, gebelik bulantı, kusmaları falan oluyor. Evet. İşte ilk 3 ay bir takım, her gebe farklı geçirebiliyor bu süreci. 3 aydan sonra gebenin iştahı artmaya başlar. Yani fizyoloji bu kadar güzeldir aslında. Yani ilk 3 ay sen bilirsin diyorum. Ama tutmaya da bilirsin. Sonuçta gebelerle ilgili yapılmış çok da net, çok fazla sayıda çalışmamız maalesef yok. Çok da etik değil. Yani bir gebeyi aç bırakalım, bir gebeyi oruç tutturalım, şöyle bir şey. Ama şunu biliyoruz ki bir gebenin özellikle 3. 4. aydan sonra 2-3 saatte bir düzenli beslenmesi lazım. Yani o bebeğe düzenli sıvı ve gıda gitmesi lazım. Geçen bir hastam geldi bana. 9 aylık 3500 gram tahmini bebek ağırlığı var. Hocam oruç tutabilir miyim dedi. Sonra dedim ki bak, bu bebek doğacak, belki bugün doğacak, bu gece doğdu diyelim. 17-18 saat aç bırakabilir misin bu bebeği? Yok, bırakamam hocam, olur mu işte, 17-18 saat yeni doğmuş bebek. Yani farkı yok. Ha, anne karnında aç bırakmışsın onu, ha doğduktan sonra aç bırakmışsın. Sonra, evet. Yani o yüzden vicdani anlamda öyle rahatlatsınlar kendilerini. Yani 2-3 saatte bir o bebeğe artık 3. 4. aydan sonra düzenli gıda gitmesi lazım. Besin gitmeleri lazım. Bir gebenin az az sık sık beslenmesi lazım. Günde 3 litre sıvı tüketimi yapması lazım. Sonuçta dinimiz de bu konuda hakikaten elastik sayılabilecek bir yapıya sahip. Bunun telafisi de var. Kesinlikle. Hem daha sonra oruç tutmak suretiyle yapabiliyoruz, hem de bunun alternatiflerini değerlendirmek suretiyle. O yüzden burada annenin riske atmak ya da çocuğu riske atmak çok akıllıca aslında da sayılmıyor maalesef. Çok doğru. Şimdi bu doğum, ağrısız doğum konusu. Özellikle doğum fobisini oluşturan nedenlerden bir tanesi de bu. İşte çok sancı çekerler. O bahsettiğiniz Türk filmlerinde vardır ya, kadınlar bağırırlar, ortalığı inletirler evet. falan böyle. Bir evdeki bağırtı öbür evlerden falan, mahalleden duyulur. Yatağı yorganı sıkar, yırtar falan. Yani evet, o bağırır, onu ısırır, bilmem ne yapar falan. Ondan sonra da biz diyoruz ki aman çok son derece rahat gir falan. Aslında bu dişle ilgili de öyledir mesela. Şimdi küçükken gitmişizdir, yakınlarımız diş hekiminin işte masasına uzanmıştır. Orada bir iki falan demiştir. Demek ki diş sıkıntılı bir şeydir, ağrılı bir şeydir. Oysa artık inanılmaz teknikler gelişti. Nasıl yapacağız? Yani ağrısız bir doğum için neye ihtiyaç var? Önce biraz önce de yine bahsettiğim gibi bu ağrıya çok fazla anlam yüklemeyeceğiz. Çok da basitleştirmeyeceğiz doğumu. Yani ideal neyse o. Evet, bir miktar ağrı çekeceksin ama bu hani yatak yorgan yırtacak, bağıracak kadar bir ağrı değil. Ve özellikle bu bağırma konusunda değinmek istiyorum. Hani bizde öğrenilmiş bir davranış var. İşte doğururken bağıracaksın. Bebek bağırarak çıkar. Bebek tam tersi
bağırarak değil ıkınarak çıkar. Biz mesela bu ıkınma periyodunu hastalara bu doğum koştuğu sırasında öğretmek lazım. Ben hastalara hep şey diyorum, yani güzel videolar izleyin, internetten kitaplar okuyun. Tam tersi, ağrı geldiği zaman ıkınmaları lazım. Ama hasta ne yapıyor? Bağırıyor. Bağırmak bebeği aşağı doğru itmez. Doğumu geciktiriyor ve zorlaştırıyor. Bebeğe giden oksijen miktarını azaltıyor. Tabii biz şimdi doğum sırasında bu kadar bağırıyoruz, çağırıyoruz, ortalığı velveleye veriyoruz ya. Kalıyor, ondan kalıyor, sonra çocuk yoruluyor. Doğunca da hoş geldin bebek falan şeyleri başlıyor. Kutlamaları başlıyor, evet, değil mi? Evet. Çok büyük bir iş oldu falan. Çok sancılı bir iş oldu. Ondan sonra hoş geldin bebekler, afişler, bilmem ne, hediyelikler. İster istemez de. Mesela doğum sonrası diyelim anne emzirecek. Bu konuya çok dikkatli olmak lazım. Ben diyorum ki doğar doğmaz hemen herkese haber vermeyin. Çünkü emzirme bizim için çok önemli. İlk 6 ay bebeğin sadece anne sütü alması lazım. Normal doğumda olsa, sezeryan da olsa. Bazı hastalar şöyle düşünüyor. İşte sezeryanlıyım ben, işte sütüm gelmez. Evet, belki ilk 3 gün geç gelebilir. İlk 3 gün yavaş gelebilir. Ama sezeryanlı bir annenin bebeği de emzirecektir. Aynı normal doğumlu anne gibi. Şimdi tam çok güzel bir konuya değindiniz. Tam anne emzirecek, pat Haydar amca hayırlı olsuna gelmiş. Düşünün. Evet. Bu sefer anne utanıyor, orada emziremiyor, çekiniyor. Bir takım işte kapatma yöntemleri falan kullanılıyor. Aa, ama yani öyle, herkes tedirgin. De bunu kabullenmiyor. Anne zaten sütü kesiliyor Haydar amcayı görünce. Haydar amca çıkıyor, Mehmet Efendi geliyor hayırlı olsuna filan. Hani diyor ki önce bir şu emzirme otursun, mümkünse evde alalım şu hayırlı olsun ziyaretlerini. Yani orada çok fazla bazı odalar 1+1 şeklinde, bizim hastanede de öyle, çoğu hastanede de öyle, devlet hastanelerinde bile var, konukların ağırlandığı bir oda var, annenin emzirdiği bir oda var, ama maalesef bütün odalarımız bu şekilde değil, olamıyor her, evet, yerde de bu, evet, imkan olmuyor, yok. Dedik ya, doğumdan sonra bir parti havası yaşanıyor diye, Zeynep Dizler'de Parti adlı şarkıyla bizimle birlikte olacak. Ondan sonra sohbetin son bölümüne geçiş yapacağız sizinle. Yeah.
Günaydın Ankara devam ediyor efendim. Saatler 8.47'yi bile göstermiş. Ne zaman gösterdi hiç bilemedik. Efendim operatör Doktor Sibel Orçan'la doğum konusunu, doğum sürecini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii o ilişkiyi de konuşuyoruz. İlişkiler de çok derece önemli. Doğum sırasında yaşanabilecek aksilikler ve onların telafisi. Çünkü doğum sırasında yani yarı bir anestezi durumu değil mi bildiğim kadarıyla? Tamamen bilinçsiz olmuyor anne. Bir takım şeylerin farkında da oluyor. Dolayısıyla orada yaşanabilecek bir aksilik onun daha da böyle paniklemesine yol açabilir mi acaba diye düşünüyorum. Nasıl oluyor? Anne mesela doğuma girerken bir takım yatıştırıcılar falan veriliyor mu anneye? Şöyle söyleyeyim, ben doğum sırasında falan herhangi bir sedatif ilaç işte ya da hani bir kullanılmasına çok şey değilim yani çok istemiyorum. Olabildiğince hep diyoruz ya doğal, doğal olsun her şey. Yani bir yaşaması gereken bir duygu varsa onu da yaşasın istiyorum gebe. Ne yaşaması gerekiyorsa yaşayacak. Ama biz çok şanslıyız gerçekten. Çok iyi anestezi doktorlarıyla beraber çalışıyoruz. Onlar bizim ekip arkadaşlarımız. Onlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Mesela doğumdan önce anestezi ekibi hastayı ve eşini hazırlar. Benim hastalar hep şey derler. Hocam girmeyeceğiz diyen babayı bile sokarlar. Bir şekilde ikna edip sokarlar doğuma. Ben seviyorum. Hani hekim arkadaşlarım farklı yaklaşabilir bu duruma ama ben babanın da doğuma girmesini seviyorum. Normal doğumda olsa, sezaryen doğumda olsa. Tabii ki bu gerekli koşullar hazırlandıktan sonra. Biz önce hasta baba hiçbir şey görmüyor. Hastayı örtüyoruz. Annenin başına geçiyor. Bebeği görüyor. İlk defa beraber görüyorlar. O ana beraber tanık oluyorlar. İşte fotoğrafları çekiliyor. Ama tabii istemeyen babamız olursa ben kesinlikle giremeyeceğim. Şimdiye kadar olmadı. Peki panik olan bazı babaları da anne istemiyor bu arada. Yani orada ters bir şey olur adam panikler. Anneler genelde istiyor falan. Bey. Öyle mi? Anneler genelde istiyorlar. Yani o süreci o da görsün. Neler çeken yani hep şey diyoruz ya biraz önce konuşuyoruz. Neler çektiğimi o da görsün. Neler olduğunu görsün istiyorum diye. Ve inanın çok ağlayan dünkü babamız da öyle mesela ağladı. Çok ağlayan babamız oluyor doğum esnasında. Hani o sert görünüm bir anda nasıl anne gayet sakin baba başlıyor üngür üngür ağlamaya bebeği gördüğü zaman. Çok güzel anlar, çok güzel duygular bizim için. Benim eşimin hamile kaldığı haberini ilk aldığımızda ben çok mutlu oldum. Eşim şoke oldu. Yani böyle bir inanılmaz şaşkınlık yaşadı. Sonra düşündüm dedim ki ya sonuçta sen baba adayısın ama o anne adayı yani. Hani öyle değerlendirmek lazım. Duygular tabii çok farklı oluyor mutlaka. Doğum da çok başka bir süreç. Babalara ne tavsiye etmek lazım? Doğum sırasında ve sonrasında tabii ki. Babaların rolü çok önemli. Ben hep diyorum, terapilerimde de diyorum. Evdeki terapist eşiniz, siz olacaksınız. Beni rol model alacaksınız. Bir süre sonra babalar benim gibi olmaya başlıyor. Yani kadınların kaygıları oluyor, panik atakları oluyor, sıkıntıları oluyor. Hep böyle sakin bir ses tonuyla ben senin her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum, destekçinim. Ne olursa olsun önce sen. Tabii ki bebeğimiz çok anlamlı ama önce sen çok değerlisin. Şimdi ben hep diyorum ki bazen hastalara espri yapıyorum. Doğum salonunda çok kalabalık oluyoruz önce. İşte baba, doğum fotoğrafçımız, anestezi doktorumuz, çocuk hemşiresi, benim karşımda hemşire arkadaş falan. Bir bakıyoruz bebek çıkıyor kimse yok. Diyorum ki gebelerime bak gerçek dostum bizmişiz. Biz kaldık başında bebeği görüp gittiler filan. Yani o duyguyu hani bu tabii biraz abartıyorum ama bu duyguyu çok bebek geldikten sonra anneye aktarmamak lazım. Lohusalık çünkü gebenin ve lohusanın psikolojisini çok değiştiren bir durum. Bir bebek geldi acaba benim pabucum rafa mı atılacak? İşte bebek için miydi her şey? Her şey bunun için miydi filan? Hani anneye öncelikli olanın o olduğunu, eşi olduğunu, kendisinin çok değerli ve özel olduğunu, o bebeklerin onların olduğunu, o yüzden çok değerli ve özel olduğunu hissettirmek. Kadınlar özel ve değerli olduklarını hissetmek ister. Aslında bu kadar basittir. Aslında herkes öyle ama kadınlar biraz daha biraz bu konuda daha hassas evet, diye evet. düşünüyorum. Hazır onu söylemişken sormak istediğim ama yayın akışı içerisinde biraz da unuttuğum konulardan bir tanesi. Kadınlar hamilelik sürecinde bir takım fiziksel farklılıklar yaşıyorlar ve bunu bazıları kendilerine çok dert ediniyor. Evet, i̇şte evet. erkeğin kendisinden uzaklaştığı, evden uzaklaştığı gibi bir psikoloji var. Bazen gerçekten erkek evden uzaklaşıyor. Bazen uzaklaşmadığı halde işte zaten sen böyle olduğun için böyle yapıyorsun falan modu. Evet, evet. Orada işte nasıl davranmak lazım? Yine çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi gebeliğin başından itibaren ben her muayenede hastalara şunu hatırlatıyorum. Gebelikte kadın erkek münasebetine yani cinsel ilişkiye engel teşkil edecek bir durum değildir.
Çünkü nedense böyle kadınlara erkekler bir süre sonra cüzdanlı gibi davranmaya başlıyor. Hani 9 ay boyunca kutsal ana. Hani dokunulmaz kutsal ana değil. Yani ilişkiniz devam edebilir. Bunu sekte uğratmanıza gerek yok. Normal hayatınıza devam edebilirsin. Tabii hekim tarafından bazen bebeğin eşi aşağıda yerleşim oluyor, kanım oluyor falan filan. Bu gibi durumları saymıyorum. Bir de son birkaç hafta biraz daha hani evet, ilişkinin evet, dikkatli olması gereken. Aynen öyle. Dikkatli süreç. Olabilir. Evet. Ama onun dışında normal hayatlarına devam edebilirler. Mesela benim çok sevdiğim hastalarım var, çok hoşuma gidiyor. Gezilere gidiyorlar beraber, ağırlaşana kadar, hani son aya kadar geziyorlar, el ele dolaşıyorlar. Hafta sonu kaçamak yapıyorlar, 2-3 saatlik mesafede bir yere gidiyorlar. Gebelik bunlara engel değil. Sadece gebelerin çok fazla kilo almamalarını istiyoruz. Doğum sonrası dönemde de çünkü psikolojileri çok bozuluyor. Önemli. Evet. Bebek varken o karın çok hoş durulabiliyor, yani şirin olunabiliyor. Yani toplumda aa ne kadar güzelsin, ne hoşsun. O bebek gittikten sonra vücut, kalan kilolar bize kalıyor. Evet. O yüzden emzirme çok önemli yine. Doğumdan sonra ideal kilo gebelik süresince gebenin kilosuna göre 9 ila 12 kilo arasında alın diyoruz. Emzirmeyle beraber ikinci ayın sonunda zaten kiloların 1-2 kilosu falan kalıyor. Yani evet. Eski fiziğine ulaşabiliyor gebemiz. Evet. Tabii doğum sonrası da o hani kilolu sürecin çok uzamaması açısından dediğiniz çok emzirme önemli. Emzirme çok önemli. Hem emzirme çok önemli, hem de orada annenin hamilelik sürecindeki beslenmesi ve hamilelik, yani doğum sonrası beslenmesi de son derece önemli. Yapacağı egzersizler de önemli. Son olarak buradan anne adaylarına, doğumu yaklaşan anne adaylarına bir mesajınız olacak. Evet, ben öncelikle şunu söylüyorum. Yani normal doğumdan da korkmasınlar, sezaryandan da korkmasınlar. Şimdi bakıyorum normal doğum korkusu var, bir de sezaryen korkusu çıktı başımıza. Sen korkmayasın diye biz onu yapıyoruz zaten diyorsunuz ama. Evet, yani bu bebek bir şekil çıkacak. Ya normalde olacak ya sezaryenle çıkacak. İkisi de eskisi gibi değil. İnanın yani normal doğumda artık uyuşturuyoruz. Epidural doğum yapıyoruz. Ağrısız doğum yapıyoruz. Jellerimiz var, onları uyguluyoruz. Bir takım nefes egzersizleri uyguluyoruz. Ya da herhangi bir sıkıntı olursa acil sezaryen alabiliyoruz. Yani iyi koşullarda. Devlet hastaneleri de gerçekten çok iyi bu konuda. Yani özel hastanelerde iyi. Devlet hastanelerinde koşullar çok iyi. O yüzden korkmasınlar. Sezaryandan da çok korkutmasınlar hastaları. Hani böyle çok kötü bir şeymiş gibi falan değil. Onda da yöntemlerimiz değişti. Yani daha estetik, daha güzel dikişler atıyoruz. Az dikiş atıyoruz. Hastayı bir gün sonrasında, iki gün sonrasında taburcu edebiliyoruz. Yani benim gebelerimi mümkünse toplum korkutmasın. Doğumla ilgili güzel anıları varsa onları anlatsınlar. Abartılı hikayeler anlatmasınlar. Anlattıkları abartılı hikayeler zor doğum olarak bize geri dönüyor. Harika. Efendim Lokman Hekim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İlişki terapisti operatör doktor Sibel Orçan'ı ağırladık günaydın Ankara'da. Bir saat nasıl geçer diye düşündüm. Bal gibi de geçti vallahi. Evet, sayenizde. Çok teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz. Sağ olun. Efendim saatler 9'u gösterdiğinde, haber bülteni 9.05'i gösterdiğinde de Kent Gündemi hafta sonuyla bendeniz Özgür Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Oğuzhan Aydın'la birlikte olacağız. Bizden ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. Hem kırılgan